Bir Gün TV'den merhaba değerli izleyenler. Yılın son Ankara Notları programıyla karşınızdayız. Bir Gün Ankara temsilcisi Nurcan Gökdemir ile birlikteyiz. Her hafta şunu söyleyerek başlıyorum. Ankara'da nabız yüksekti diye. Bu sefer Ankara'nın aynı zamanda kaşları da çatıktı. Hayli sesler yüksekti. Gergin bir atmosfer vardı. Nurcan Gökdemir ile bugün bu atmosferi değerlendireceğiz. Hem de bir yandan seçim hazırlıkları sürüyor. Hangi partide neler oldu bunları konuşacağız. Sayın Gökdemir hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. Kolay gelsin. İkimize de kolaylıklar. Söylediğim gibi gergin bir hafta. Sesler, evet. Tansiyonlar, kaşlar hepsi yükseklerde. Çok fazla gerginlik yaşandı. Özellikle ortak bildiri tartışmaları, imza krizleri oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayalım. Hem bir yandan MHP'den gelen tehditler, bir yandan gerginlikler, atışmalar, tartışmalar. Ne yaşandı bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Sizden bir dinleyelim. Evet, yılın son programını yapıyoruz. Yılı yine alışıldık bir şekilde gerginliklerle, tartışmalarla, üstelik de 12 askerin öldürülmesinin ülkeyi içine sürüklediği acı ortamında bitiriyoruz. Maalesef bu yılda huzuru, sükuneti bulamadı bu ülke. Ankara'da doğal olarak bu gerginlikten payını alıyor. Bazen de gerginliğin çoğu zaman olduğu gibi ilk adresi oluyor zaten. Evet, 12 askerin ölümünün siyasi sonuçları oldu. Mecliste siyasi partiler arasında sert tartışmalar, tehditler havada uçuştu. Bu tartışmalar nasıl başladı kısaca hatırlatmakta fayda var. CHP ilk kez ezberi bozdu ve siyasi partilerin ortak imzalarının bulunduğu bildiriye imza atmayacağını açıkladı. Çünkü hepimiz de biliyoruz ki bu bildiriler sadece adet yerini bulsun diye yapılan işler. İmzalar atılıyor. Bir iki kınama mesajı, Meclis Genel Kurulu'nda birkaç hamasi konuşma bununla bitiyor. Ne sorumlular bulunuyor, ne bu ölümlere neyin sebep olduğu açıklığıyla konuşulabiliyor. Görevini yapmış olmanın huzuruyla siyasi partiler kendi gündemlerine dönüyorlardı. Ama CHP bu sefer bu bildiriye imza atmadı. Biz arkanızda dizilmeyeceğiz dedi. Milli Savunma Bakanı gelsin, bilgi versin. Ki bu görüntüleri yansıdı. Orada öldürülen askerlerin bulunduğu koşullar. O askerlerin orada ne işi vardı? Niye daha fazla tedbir alınmadı? Ve esas önemlisi halen o bölgede çok sayıda asker olduğu biliniyor. Onların can güvenliğini sağlamak için ne yapılıyor? Bütün bunları meclise gelsin ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler anlatsın bize dedi. Ancak belki bu koşullarda bildiriye imza atmaya düşünebiliriz mesajı verildi. Milli yas talebi oldu. Suudi Kral'ın ölümüyle bile bu ülkede milli yas ilan edildiği hatırlatılırken 12 tane gencecik çocuk, tamamı da yoksul ailelerin çocukları, gencecik çocuğun öldüğü bir dönemde bu ülke milli yas ilan etmeyecek de ne zaman yapacak dedi. Gerçekten bu CHP'den beklenmedik bir tavırdı. Çünkü geçmişte bunlar asla tartışma konusu olmaz. O zaman kimse genel başkan Deniz Baykal ya da Kemal Kılıçdaroğlu bu bildiriye imzalarını koyardı. Aykırı görüşler dillendirilirdi ama AKP'nin ülkeyi vatan, millet, bayrak, ezan söylemiyle domine ettiği bir siyasi süreç yaşıyoruz. Çok uzun yıllardır biliyorsunuz. Ve bu suçlamaları da hiçbir siyasi parti göze alamıyor. Dediğim gibi halkta karşılığını buluyor ve müthiş suçlamaların hedefi olabiliyor siyasi partiler. Bu tedirginlikle de siyasi yelpazenin neresinde olursa olsun tüm partiler AKP'nin çizdiği bu çerçeve içinde görevini yerine getiriyor. Ve böylece bu iş tekrar bir sonraki saldırıda yeniden bildiri yayınlanmak üzere gündemden çıkıyordu. Bu tartışma elbette bir takım siyasi sonuçlar da doğurdu. Cumhur İttifakı açısından bu bir tür
yerel seçim kampanyasını başlatma fırsatı olarak değerlendirildi. Malumunuz her seçimde AKP az önce söylediğim vatan millet bayrak temaları üzerinden bir seçim kampanyası yürütüyor. Ayrımcılıkla tabanını konsolide etmeye çalışıyor ayrımcılık söylemleriyle. Bu seçimde de bunu yapacakları çok belliydi. O nedenle de bu dönemde genellikle kışın bu tip saldırılar yaşanmaz çok fazla biliyorsunuz iklim bölgenindeki iklim koşulları dolayısıyla. Hem bu çok manidar bulundu bu dönemde bu çatışmanın yaşanmış olması ve sonrasındaki gelişmelerde AKP ve MHP genel başkanlarının bunu siyasi rakiplerini suçlamak için bir araç olarak kullanmasıyla da bunun bir siyasi malzemeye dönüştürüleceği beklentisinin gerçek olduğu ortaya çıktı. Az önce de dediğim gibi bir anlamda fiilen AKP-MHP ortaklığı Cumhur İttifakı yerel seçim kampanyasını başlattı. Peki CHP'de yerel seçim açısından neler oluyor peki? Şimdi siyasi partilerin oy desteği açısından bu yaşananlar çok önemli elbette. Dediğim gibi terör seviciliği ya da terör örgütünün arkasına takılmak ya da terör örgütünün siyasi uzantısı olan DEM Parti ile ortaklık kurmak gibi bir söylem seçmende karşılığını buluyor ve bu oyların azalmasına sebep olabiliyor. Bildiğiniz gibi bir süredir de CHP ile DEM Parti arasında söze dökülmeyen bir ittifak görüntüsü de var ya da işbirliği görüntüsü var. Bu da zaten kullanılacağı çok belliydi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM Parti'yi ziyaretini zaten iktidar partileri bir fırsat olarak değerlendirmişlerdi. Bunun üzerinden bir söylem geliştiriyorlardı. Bu da onların eline yeni bir koz verdi. CHP geri adım atmadı. Genellikle biraz az önce ezberi bozan diye tarif ettiğim davranışlarından sonra geri adımlar atıldığını da görmeye alışkınız. Ama CHP Genel Başkanı Özgür Özel bildiriye imza atma koşullarını tekrarladı. Ve sorumlular hesap vermek zorunda. O askeri orada tutan, onların korunması için gerekli önlemleri almayan, üstelik yıllardır ülkede binlerce insanın ölümü, kaynakların tüketilmesine sebep olan savaş ortamının sürmesinden faydalananlarla ilgili bir artık değerlendirme sürecine girilmesi gerektiği mesajları geldi CHP'den. Bu süreçte değişik bir gelişme oldu, bir başka gelişme oldu. Karşısındaki siyasi rakiplerini terör örgütü yandaşlığıyla ya da ülkenin bölünmesinden yana politikalar izledikleri ya da ülkeyi bölmekle suçladıkları Kürt hareketini temsil eden siyasi partilerle ortaklaşmakla suçlayan Cumhur İttifakı'nın tezlerini çürüten, bu iddialarını bir anlamda elinde patlatan bir gelişme oldu. Cumhur İttifakı ortağı Hüdapar'ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu bütçe görüşmeleri sırasında meclis kürsüsüne çıktı ve AKP'nin her zaman rakiplerini hareket edemez hale getirdiği özellik ayrımcılık olarak yorumlanan özellik arayışlarıyla ilgili bir değerlendirme yaptı meclis kürsüsünden. Özellik konusunun artık konuşulması gerektiği mesajını verdi. Ve o sırada CHP ile DEM Parti'yi ayrımcılıkla suçlayan ve bu nedenle onları protesto etmek için genel kurul çalışmalarını takip etmeyen, bunun için bir gösteriyle meclis kulisine çıkan MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli de oradaydı. Bu sözler Devlet Bahçeli'nin yüzüne karşı söylendi ve orada müthiş bir tepkisizlik, sessizlik görüldü. Haklı olarak herkes şu soruyu sordu. Bu ya da buna yakın, buna benzer bir şey DEM Parti ya da CHP sözcüleri ya da tip milletvekilleri söyleseydi acaba ne yaşanırdı genel kurulda? Bu
bu anlamda çok ciddi bir samimiyet testi oldu. Herkes doğal olarak çözüm sürecinde yaşananları, sınırda kurulan mahkemeleri, kürsülerden söylenen Kürtçe şarkıları, üstelik kurulan bir hükümete, o dönem sanıyorum HDP'ydi, HDP'den iki bakan alınmasını hatırlatarak siz samimiyetsizsiniz. Bu ülkenin en temel sorununu kendinize siyasi malzeme yapıyorsunuz. Bunu iktidarınızı tahkim etmek için yapıyorsunuz ve ülkenin çocukları da bu nedenle yaşamlarını yitiriyorlar. Bu anlamda CHP'nin eline çok ciddi bir koz oldu Hüdapar Genel Başkanı'nın konuşması. Şu an hala bu tartışmalar sürüyor. Üstelik bir aşama atladı ve tehditlerle sürüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sokağa çıkamazsın diyerek tehdit etti. Bu bir siyasi söylem değil, bu açıktan bir fiziki sonuçları olabilecek bir tehdit. Ki zaten geçmişte de biliyorsunuz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mecliste yumruk atılması, bir şehit cenazesinde linç edilme girişimine muhatap olması gibi kötü deneyimleri var bu ülkenin. Nitekim küçük küçük provokasyonlar da yaşanmaya başlandı. Önce DEM Parti'nin Bursa İl Kongresi tehditler olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Ellerinde Türk bayrakları olan bir grup DEM Parti'nin önünde protesto eylemi yapıldı. Diyarbakır'daki bir kongreye katılan çok sayıda DEM Partili gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatıldı. Yani özetle ülke gerçekten kötü, çok kötü kullanılan ve siyasi fayda sağlamak için manipüle edilen bir sorun nedeniyle çok gergin günler geçiriyor. Bu elbette yerel seçim çalışmalarını da büyük bir ölçüde gölgeledi. Ama Türkiye yılın son günlerini bu gerginlikle yaşıyor. Nereye kadar evrilir bilmiyoruz. Tehditler nereye kadar sürer, bunun sonuçları olur mu henüz bilmiyoruz. Olmamasını umut ediyoruz. Ama çok uzun yıllardır gördüğümüz gibi bu konu gerçekten istismar ediliyor. Oy uğruna diyelim, ülkenin en hassas konusu özellikle iktidar partisi ortakları tarafından, Cumhur İttifakı ortakları tarafından istismar ediliyor. CHP'den aldığımız haberlere göre CHP bu konuda geri adım atmayı düşünmüyor. Artık bu konunun açıklıkla konuşulmasına bir vesile olacağını umuyoruz hep birlikte. Bakalım önümüzdeki süreç neye evrilecek? Peki İyi Parti cephesine de bir bakalım istiyorum. Evet, yerel seçimi konuşamayacak kadar gergin ve sizin de açıkladığınız gibi tehditlerin evet, dahi savrulduğu bir haftayı geride bırakacağız diye umalım. Onu da söyleyelim. Şimdi bir de bir Meral Akşener cephesi var. Orada zaten sesler uzun zamandır hep yüksekti. Şimdi bir yandan onlar da yerel seçim hazırlıklarını sürdürüyorlardı. Tabii araya gene gerginlik girince o da biraz sekteye uğradı. Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ı bir kez daha hedef aldı. Yine onlara bizim sırtımızdan büyüyüp başkalarına teşekkür ediyorsunuz gibi eleştirilerde bulundu. Öte yandan da büyükşehir adaylarını yılbaşından sonra açıklayacaklarını söylediler. Evet. İYİ Parti'de nasıl bir atmosfer vardı bu hafta? Evet, az önceki konuştuğumuz konunun devamında Meral Akşener'in de hakikaten aynılar aynı yerde sözünü doğrularcasına, onun da CHP'ye yönelik sert eleştirilerine tanıklık ettik gerçekten de. Evet, artık İyi Parti ile CHP'nin bir araya gelmesinin koşulları kalmadı. O bitti. Partiden ayrılanlar ayrıldı ki başka ayrılıkların da olması muhtemel adayların açıklanması sürecinden sonra. Önümüzdeki hafta bir anlamda bu hafta yerel seçim çalışmalarının artık iç atölye çalışmaları sürüyor, siyasi partilerin masa başı çalışmaları sürüyor. Önümüzdeki haftadan itibaren artık adayları görmeye başlayacağız. İYİ Parti'de, CHP'de, Adalet ve Kalkınma Partisi'de, MHP'de önümüzdeki hafta
çok sayıda adayını açıklayacak. AKP'nin 5 Ocak'ta 82 il adayını açıklamasını bekliyoruz. Bu ilk planlamaya göre 5 Ocak'ta 82 il adaylarını duyuracaklar. En çok merak edilenler İYİ Parti diye sordunuz ama baştan başlayarak tümünü özetleyeyim bu vesileyle. Her ne kadar Selçuk Bayraktar, Ali Yerlikaya gibi isimler öne çıksa da çok kesinleşmemekle birlikte AKP'nin İstanbul'da Murat Kurum'u aday olarak göstereceğine kesin gözüyle bakılıyor. Değişebilir elbette. Ankara'da iki aday üzerinde yoğunlaşıyor AKP'nin şu anki değerlendirmeleri. Biri MHP kökenli ki Mansur Yavaş'ın da aynı kökenden geldiğini düşündüğümüzde bu akılcı bir seçim olabilir diye düşünülüyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ismi öne çıkıyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Kösen'in de aday olabileceği söyleniyor. Bu iki isimden birinin adaylığına kesin gözüyle bakılıyor ve Turgut Altınok'a biraz daha fazla şans tanınıyor. İYİ Parti de önümüzdeki hafta adaylarını büyük ölçüde duyuracak. Fakat İYİ Parti'nin aday bulmakta bir hayli güçlük çektiğini, özellikle Ankara ve İstanbul için söylüyorum bunu, bir hayli güçlük çektiğini biliyoruz. Çünkü İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da da Mansur Yavaş, aynı kökenden gelen bir adayın başarılı olmasını beklemek kolay değil. Onların da arayışları sürüyor. CHP'de önümüzdeki hafta 12 askerin öldürülmesi dolayısıyla ertelediği parti meclisi toplantılarını, iki toplantıyı birden önümüzdeki hafta gerçekleştirecek. Kesin olduğu düşünülen bazı iller daha önce ilçelerle ilgili çalışma tamamlanmadığı için açıklanmamıştı. İşte Adana, Mersin, Aydın adaylarının açıklanması bekleniyor. İzmir adayı konusundaki belirsizlik sürüyor. Tunç Soyer'e hiç şans verilmiyordu ama son birkaç gündür rüzgarın Tunç Soyer lehine döndüğü, bir aday bulmakta güçlük çekildiği konuşuluyor o cenahta. Selin Sayık Böke'nin ismi geçiyor biliyorsunuz İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için. Ancak İzmir kökenli olmaması nedeniyle bazı çekincelerin olduğu ifade ediyor. CHP'deki çalışmalar daha çok ilçeler bazında sürüyor. Çünkü çok büyük kent büyüklüğünde olan ve CHP'li başkanlar tarafından yönetilen ilçeler var. Onlarla ilgili daha yoğun bir çalışma var gündemlerinde. Onların da bir kısmını önümüzdeki haftadan itibaren öğreneceğiz. En çok merak edilen yerlerden biri Ankara Çankaya biliyorsunuz. CHP oylarının en yüksek olduğu bir iki ilçeden biri. Burada da Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ya da eski ilçe il başkanı, Ankara il başkanı Sercan Çılgın'ın ismi öne çıkıyor. Gül Çiftçi'ye daha fazla şans verildiğini söylemeliyim. Bu yılbaşı dolayısıyla verilecek kısa arada bildiri krizi nedeniyle yaşanan tartışmaların biraz hızının kesilmesini bekliyoruz. Biliyorsunuz mecliste tatile girdi. 19 Ocağı kadar kapalı. O da biraz siyasetin hızını kesecektir. Daha çok adaylıklara yoğunlaşılan bir dönemle yeni yıl başlayacak diye bekliyoruz. Umuyoruz gerginliklerden ziyade yerel seçimlere odaklı konuşmalar yapmayı biz de elbette isteriz. Peki bir de DEM Parti'ye bakalım. Onların stratejisi belliydi artık. Yavaş yavaş oturmuştu. Onlar da gerginliklere cevap verdiler. Orada da sizin de az önce belirttiğiniz gibi çok fazla şey yaşandı. Yeni bir şey oldu mu? Kritik bir olay yaşandı mı? Dediğim gibi parti genel merkezi önünde küçük bir toplaşma yaşandı. Ama çok ciddi bir şey olmadan önlem alındığını biliyoruz. Elbette çok fazla tedirginlik var o cephede. Ama meclisten yükselen tehditlere onlar da aynı şekilde karşılık verdiler.
onlardan korkmadıklarını açıklıkla ifade etti eş genel başkan Türkan Tülay Hatimoğulları, özür dilerim. Onlar da sanıyoruz önümüzdeki haftadan itibaren adaylarını açıklamaya başlayacaklar. Güçlü oldukları ilçelerde iddialı aday çıkartacaklarını, onun dışında AKP'nin karşısındaki adayları destekleyecekleri beklentisi hakim. Daha çok bu konuşuluyor kulislerde. Bazı il belediye başkanları da açıklanacak. İstanbul'da iddialılar, İstanbul'da güçlü bir isim bekleniyor. Bunun Başak Demirtaş olup olmayacağı konusunda rivayet muhtelif, çok fazla ihtimal verilmiyor buna. Ankara'da güçlü bir aday beklentisi var. Çünkü Mansur Yavaş'ın adaylığına karşılar, başkanlığına karşılar. Ankara'da da böyle bir beklenti var. Ama genel çizgilerinin daha önce de söylediğim gibi AKP'nin karşısındaki çok güçlü olmadıkları yerlerde AKP'nin karşısındaki adaya adayın kaybetmesine katkıda bulunmamak temelinde ilerleyeceği yöndeki stratejileri sürüyor onların da. Adaylık konusu bu. Bununla ilgili soracağınız başka bir şey yoksa baştaki konuya geri dönmek istiyorum. Lütfen. Atladığım çok önemli bir şey var. Bu bildiri konusunda siyasi partilerin söylemleriyle ilgili partilerindeki parti içinde de tartışmalar yaşanıyor bu süreçte aslında. Hem CHP'de hem de AKP'de yaşananlardan rahatsız olan geniş gruplar olduğunu biliyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bildiriyi imzalamama tutumuna parti grubunun yarısına yakını kadar bir milletvekilinin karşı çıktığı konuşuluyor. Bu milletvekilleri 60 dolayında olduğu söylenen bu milletvekilleri bildiriyi imzalamamanın özellikle yerel seçim arifesinde oy desteği anlamında olumsuz etkisi olduğunu düşünerek bildiriyi önce imzalasaydık sonra taleplerimizi ya da tepkimizi dile getirseydik değerlendirmesi yapıyor. Aynı şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi içinde de Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun kürsüden dillendirdiği özellik söylemi sonrası ciddi bir tartışma var. O partinin içinde de milletvekilleri ki bu ortaklığa başından bu yana itiraz eden, çünkü Hüdapar'ın ismi bildiğiniz gibi Hizbullah terör örgütüyle birlikte anılıyor. Hizbullah deyince de insanların akıllarına mezar odaları geliyor. Büyük suikastler geliyor. Bundan rahatsız olan milletvekillerinin sesinin bir ölçüde yükseldiğini ve Hüdapar bize zarar veriyor. Halk nezdinde inandırıcılığımızın kaybolmasına yol açıyor söylemleri dillendiriliyor. Aynı zamanda MHP içinde de çok sayıda siyasinin Hüdapar AKP ortaklığını izah etmekte güçlük çektiklerini ifade ettikleri, bu seslerin artık yükselmeye başladığını biliyoruz. Yani Sayın Gökdemir, ben de tam şuradan bir AKP cephesine bağlayayım mı son olarak? Çünkü çok kritik bir nokta aslında. Hep birbirlerine yapışmış gibi duruyorlardı. Birbirleriyle siyasi çıkarları doğrultusunda yapışmışlardı. Gerçi o ayrı bir konu da. Böyle bir görüntü çiziyorlardı. Şimdi artık yavaş yavaş orada da taşlar yerinden oynamaya başladı. Biz önümüzdeki süreçte sizce, az önce sinyallerini verdiniz de, daha böyle belirgin, daha ortada, daha çatışmaların yoğun yaşandığı bir döneme girecek miyiz sizce AKP cenahında? Çok iktidar partilerinde bunların çok fazla olmasını beklemeyiz genellikle. Birliktelik iktidar nimetlerinin yarattığı iştahın da etkisiyle sürer. İktidarda olmaktan vazgeçmek o kadar kolay bir şey değildir. Ama yerel seçim sonuçlarına bağlı olarak siyasi partilerde ciddi tartışmaların
gündeme gelme ihtimali var. Bu bir, eminim bir başka programda konuşacağımız aslında çok kapsamlı bir konu. Ama bu yerel seçim çok önemli. Ağır siyasi sonuçları olabilecek her siyasi parti için üstelik. Hem AKP, hem MHP, hem CHP, hem DEM Parti, hem İYİ Parti için çok ağır siyasi sonuçları olabilecek. Bazı siyasi partilerin önünü daha fazla açabilecek. Belki bazı siyasi isimlerin, siyasi oluşumların silinip gitmesine yol açabilecek sonuçları olan bir seçim sürecine doğru gidiyoruz. Seçim öncesi çok fazla bunu beklemeyiz. Adaylıklarla ilgili sıkıntılar olur, tartışmalar olur, bunları da görürüz. Ama sonuçta herkes kampanyaya yoğunlaşacaktır. Öyle çok ciddi bir İYİ Parti'yi ayırarak söylüyorum. Orada ne olacağını çok şu an hiçbir şey olmaz deme imkanı yok orası için. Ama diğer siyasi partilerde söylediğiniz anlamdaki gelişmeleri beklemek için, görmek için yerel seçimleri beklemek gerekiyor. Sayın Gökdemir, çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için. Rica ederim. Son program olması vesilesiyle tüm izleyicilerimize mutlu, huzurlu, barış dolu ve refah içinde bir yeni yıl diliyorum. Umarım önümüzdeki günler bizi güzel günlere götürecektir, önümüzdeki yıl. Temennilerinize canı gönülden katıldığımı belirterek ben de yılın son Ankara Notları programını kapatıyorum. Ankara Notları'nın sonuna geldik değerli izleyenler. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalın, hoşça kalın.